sevgili seyirciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizlere kadife gibi bir sesi olan sanatçımızı takdim etmek istiyorum. Huzurlarınızda Burak! Tamam. Ben biliyorum ne söyleyeceğini evde. Biz sana destek oluruz, tamam mı? Biz de söyleyeceğiz. Sesler Adana Azir'den selam olmak kaka bir patlama tamam. Yok size sigara falan içiyorum huzurda. Adam olsun, o da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. Kırmızı yanar, ona da çayar yanar. Kim yerine oynar, üzerinde yanar. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gidip. Özlem Çebi, ben resim öğretmeniyim, Trabzonluyum ama 2 yıldır Fethiye'de yaşıyorum. Kendi atölyem var. Biz şöyle 6 Şubat malum bu depremi, felaketi yaşadığımızda İlk aklıma gelen şey benim çocuklar. Çünkü benim hassas noktam çocuklar. 15 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Ne yapabiliriz sorusu hemen canlandı. Arkadaşlarla böyle aramızda konuştuk. Sonra şey dedik, yani resim öğretmenim, resmin psikolojik etkisini herkes çok iyi biliyor. Doktorlarımız da çok iyi biliyor. Hep birlikte organize olduk doktor arkadaşlarımızla, psikolog arkadaşlarımızla ve gönüllü yine diğer arkadaşlarla. Çocuklara hem resim yaptıralım, onları rahatlatmak adına, hem kitap okuyalım, hem oyunlar oynayalım, şarkılar söyleyelim. Bir nebze olsun bu yaşanan felaketi unutturamayız tabii ki ama uzaklaştırmak adına onlarla etkinlik yapmayı istediğimiz için buradayız. Sanırım bir 4-5 gün oldu değil mi? Pazartesi geldik. Şimdi şöyle, tabii gelmeden önce bir planlama yaptık. Benim amacım normalde atölyemde de sadece resim dersi vermiyorum. Çocuklarla eğitici oyunlar oynamak benim hedefim. Oyun oynarken onlara bir şey kazandırmak da çok isterim. Mesela bir şey keşfettik az önce, şarkı söylemeyi çok seviyor Funda, değil mi? Evet. Çok seviyor Funda şarkı söylemeyi. Buradan bu çocuklardan yarın bugün ne çıkacağını bilelim. Boyalarımızı, pastel boyamızı getirdik, sulu boyalarımızı, hayali. Benim için yaratıcılık çok önemlidir. Çocukları geleceği hazırlayan en önemli şey de yaratıcılıktır. O yüzden yaratıcılıklarını güçlendirme adına yaratıcı etkinlikler ve dramalar da düşünüyoruz. Yaratıcı drama etkinlikleri yapmayı da düşünüyoruz. Bunun yanında resimle ilgili... Çocukların mesela, küçük çocukların, burada çok küçük minik çocuklarımız var. Onların ince kas gelişimini destekleyici etkinlikler, çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Oyun hamurlarımız var. Yine bunlar çocukların ince kas gelişimini destekleyen etkinlikler. Fethiye'den geldim. İsmim Büşra. Biliyorsunuz ki böyle doğal afetlerde en çok çocuklar görülmüyor. Ne yazık ki yaşanan bu üzücü hadiseden dolayı. Biz de burada çocuklara onların motivasyonu ne kadar yüksek tutabiliriz, neler yapabiliriz diyerekten yola çıktık. Bir etkinlik alanı oluşturmak istedik ve çocukların kalbine dokunmaya, onların bir nebze de olsa bu yaralarını sarabilme çabası için geldik. Yani onları mutlu etmek istiyoruz. İnsanların artık ben hani yeterince bölgelere kıyafet gönderildiğini, yeterince başka yardımların gönderildiğini düşünüyorum ama çocuklar için etkinlikler artık yeni yeni akla gelmeye başladı. Afetin kalıntıları bu 9-10 gün oldu. 9. 10. günde yavaş yavaş çocuklar akla gelmeye başladı. Ama Diyarbakır'da yapılmış, çok öncesinde yapılmış. Oradaki arkadaşlar buraya da geliyorlar, güzel şeyler başlatıyorlar ve devam edecekler burada sürekli burası oturduğunda. Hani çocuklar için artık insanlar yardım toplayacaksa boyalar, kitaplar, yaş grubuna göre etkinlik, oyuncaklar gönderebilirler. Yani insanlar da biliyor zaten, herkesin çocuğu var. Çocuğu olanlar çocuklara nasıl dokunulabileceğini biliyor. Herkes kendi çocuğu olarak bakaraktan buraya bir şeyler göndersinler diye bir çağrıda bulunmak isterim ben.